Selamlar herkese. Ben İlter Alp'ten Harmony Gürel. Elmasa Yolculuk serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Üst koridorda Teemo'ya karşı oynuyor olacağım sanırım. Teemo'ya karşı nasıl bir şampiyon almak istiyor olabilirim? Onu düşünüyorum şu anda. Zaman da çok gitmeden seçim yapsak iyi olur. Heimer alalım mı? Kesinlikle mantıklı bir seçim. Kesinlikle mantıklı bir seçimmiş. Tamam, güzel o zaman. Güveniyorum Heimer'e. Hemen kabiliye sayfamızı yapalım. Hiç aklımda Heimer yoktu aslında ama Teemo'ya karşı ben Kanan'ı düşünüyordum. Kanan'ı da daha yeni oynadık diye almak istemedim açıkçası. Keşke öyle düşünmeseydim. Kanan muhtemelen daha iyi bir tercih olurdu ama bu şekilde de iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şöyle kabiliyetlerimizi hazırladık. Şu anda plat serisindeyim. Yani altın 100 puana ulaştım. Son 2 maçımı pardon. Son iki maçımı videoya kaydetmedim çünkü çok dikkatim dağınık gibiydi. Elim yeterince ısınmamıştı. Olabildiğince dikkatimi verebilmek adına o an o şekilde oynadım. Fakat şimdi seriye çıktığımıza göre video kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. O yüzden olabildiğince videoya çekerek oynuyor olacağım. Bakalım nasıl maçlarla karşılaşıyor olacağız. Heimer'e karşı Teemo ilginç bir karşılaşma olacak. Merak ediyorum sonucunu. Olabildiğince farklı şampiyonları oynamak istiyorum bu arada. Yani şöyle bu seri boyunca zaman zaman Irelia oynamak istiyorum bu. Kendini geri belli bir noktaya çekmek için olan şampiyon olacak bende. Yani Irelia oynadığımda çok daha dikkatli oynayabiliyorum. Kendi potansiyelimi daha iyi sergileyebiliyorum. Onu hani zaman zaman stabilleştirmek amacıyla, oynayışımı stabilize etmek amacıyla oynuyor olacağım. Kanan'ı tekrar oynamak istiyordum. Kanan'ı oynayabiliriz. Zed vesaire gibi şampiyonlardan birazcık uzak durmaya çalışıyor olacağım. Yani çok popüler şampiyonlardan bir süreliğine uzak kalmaya çalışıyor olacağım bu seride. Heimer mesela güzel bir başlangıç oldu. Bakalım ne kadar başarılı kullanabiliyor olacağız karakteri. Karşımızda Teemo var ve tutuştur ile oynuyor. Tutuştur. Tutuştur biraz gözümü korkuttu ama sıkıntı olmaz herhalde. Bakalım. Bu arada az önceki oyunumda Bright Blaze ve Agoraphobic vardı. Beni davet ettiler oyuna. Kabul ettim. Çok iyi oyuncular kendileri. Çok da dost canlıları. Çok da dost canlıları. Çok da dost canlısılar. Böyle daha doğru oldu. Tamam. Bakın. Bu arada Teemo savaş şevkiyle girmiş. Saldırı gücü Teemo. Sanırım. Mahvolmuş Kral'ın kılıcıyla birlikte oynanıyor saldırı gücü Teemo. Biz de deneyebiliriz aslında. Teemo'dan ne kadar hoşnut olmasam da. Karşıma geldiğini de sevmiyorum. Kendim oynadığımda çok fazla etkilenmiyorum açıkçası. Ama ben oynarsam saldırı gücü değil de yetenek gücü oynamayı tercih ederim sanırım. Mantarlarım iyice böyle insanları sinir krizi geçirsin diye. Doran yüzü artı 2 can iksiri alacağım. Normal sarı ziynet. 9. seviye olur olmaz ziynetimi kahin dönüşümüne çeviriyor olacağım Teemo'ya karşı olduğumuz için. Hatta daha öncesinde bile çevirebilirim yani 6. seviyede doğrudan arayıcı mercek alabilirim. Teemo 6 olduğunda yani. Jin Tırpan'la başladı. İlginç bir seçim. Brand destek mi? Pardon, Shen destekmiş, tamam. Ya başlangıç eşyası olarak Tırpan bana çok doğru gelmiyor ama alınabilir. Gerçekten defansif oynayacağınızı düşünüyorsanız ben savaşa girmem. Kolay kolay rakip cezbedemez beni. İşte ormancı da gelse sıkıntı olmaz. Ben kule altında yaşamayı bilirim diyorsan Tırpan güzel. Ama hiçbir savaş gücün olmuyor yani Tırpan aldığında. Ben daha iyisini yaparım. Oyun başında Heimer'le kulelerinizi erkenden dikebilirsiniz. Yani daha agresif de dikebilirsiniz ama kuleler oyun başında çok güçlü olmuyor. O yüzden ben olabildiğince orta tarafa doğru çekmeye çalıştım ki minyonların tam karşılaştığı yerde savaşsın kulelerde. Birazcık daha geriye bile konabilirdi sanırım. Heimer'e zaten baskına gidilmez.
Ekranda yine beyaz şey çıktı değil mi? Bilgisayarı yakında değiştireceğim. Ondan da kurtulmuş olacağız. Bu R9 model ekran kartlarında olan bir sıkıntıymış sanırım. Hayır. Taretler. Bu kadar minyon kaçırmamalıyım ya. Tamam. Odaklanıyoruz. Sustum. Rumble'ın Q'su da böyle. Verdiği hasar tahmin edemiyorsun, kaçırıyorsun. Minyonları. Bu yüzden. Karşı ormancı Kha'Zix'te. Kha'Zix'te neden ölüm ateşi dokunuşu var? O şekilde mi oynanıyor gerçekten? Yoksa yanlışlıkla mı? Bu yaklaşım hiç verimli değil. Taretlerin yerini değiştirmiyorum çünkü Kha'Zix baskına gelirse doğrudan geriye çıkacağım. Şu kulelerin, taretlerin yanında savaşmaya çalışacağım. Totem koyabilir zaten. Kha'Zix'in baskın zamanı geldi gibi. Ya dur, taretlerimi kıracaksın. Hem'in konuşmaları da çok hoş. Komik. İlk W geliştireceğim. Q da geliştirilebiliyor ama bence W çok daha iyi. Yani Q zaten geliştirmeden de işlevini görüyor. Alt koridorda olay var yine. Kışının atsam mı diye düşündüm. Çok geç kaldım. Yani o tereddüt etmeyeceksin ya LoL'de. Gerçekten LoL'de tereddüt etmeyeceksin. Bunu defalarca kez görüyoruz. Ben de şekil bir A diye size göstermiş oldum. Yaptığım hareketin göz kanatması neticesiyle özür diliyorum. Ama en azından ne yapılmaz bunu görmüş olduk. Gerçekten hani LoL'de tereddüt etmeyeceksiniz. Orada tereddüt ettiğim için alamadık. Yani ya hiç ışından atmayacaktım. Yetinecektik adamların sıçra şifa atmasıyla. Ya da ışınını en başta atacaktım. Adamları kesecektik. Şimdi böyle ben ışınlarımı boşa harcamış oldum. Teemo koridorda bedavadan deneyim kastı. Minyon kastı. Önüme geçti bayağı bir. Ve kule altında şimdi minyon kesmem gerekiyor. O da çok zor bir olay Heimer'le. İşte. Heimer'le sürekli ittirilmesinin nedeni bu. Kule altında minyon kesemiyorsunuz. En iyisi ayarlanabilir ters mıknatıslı yıldız anahtarımı kullanayım. Neyse. Bir şekilde telafi ederiz diye düşünüyorum. Kimada nasıl olsa ışından yok. Bu arada Teemo Doran'ın yüzüğü almış. Savaş şevkiyle oynuyor ama. Taret çıkış kapasitesi yeterli değil. Yetenek gücü kasıyor. Neden? Vektörlerine hakim ol. Gelecekti herhalde ama totemli sanırım burası. Emin değilim. Dur bir bakalım. Bu arada biz önce 6. seviye olduk. Ultimi harcamayacağım. Kha'Zix baskın gelirse diye. Totem atalım
işte hipotezim kanıt. Taretimiz çok güzel hasar veriyor da. Cidden ikisini de dövdü yani. Güzel. Kazix gelmiyor henüz. Ah. Çok güzel. Düz ataklarla öldürdük. Taret cidden çok işe yarıyor pozisyonlama açısından. Yani rakibin size sıkıştırma gibi bir şansı yok. Taret'i koyuyorsunuz yanınıza. Böyle 4-5 kişi aynı anda size girmedikleri sürece taret gerçekten çok fazla hasar veriyor. Ve dövüyor yani rakipleri. Gördüğünüz Teemo'nun da LeBlanc'ın da canını felaket bir şekilde azalttı. Brand gelince ikisini de kestik bu sayede. O yüzden ben neredeyse ultimi her zaman taret için kullanıyorum. Tabi W ile de kullanabilirsiniz. W ile kullanmak da işe yarayabiliyor ama W'yu tutturmak çok kolay değil. Geniş açıyla attığınızda çok fazla hasar vermiyor. Dar açıyla attığınızda da bir rakip kolayca kaçabiliyor. İki, sizin tutturmanız bile zor. Çünkü garip bir mekaniği var yani. Ne oldu? Burada ne? Hadi be. Bu şekilde ama. Hani rakibin size baskın gelmesiyle öne geçebiliyorsunuz. Heyman oynarken böyle bir güzelliği var. Yani benim oyun yapmaya çalışmama hiç gerek yok. Rakip oyun yapmaya çalışsa ben de ulti basıp Q bassam yeterli. Yani bir de hani tabii ki şey gibi değil. Mesela Master Yi'ye düz atak şampiyonu diyorlar. O da öyle değil. Bunda da sadece RQ değil. RQ yapıyorsun sonra kendini sürekli pozisyonluyorsun. Rakibi taret etrafında durmaya zorlayacak şekilde. Yani sana vurmak istiyorlarsa taretin yanında durmak zorunda kalacaklar. Ona göre yeteneklerini de tutturuyorsun o sırada. Gayet güzel oluyor. Şimdi Q fulleyeceğim. Aslında E de fullenebilir ama. Işınlanım var. Bu sefer atıyorum. Sıçra aldık yine. Güzel. Caitlyn de şuraya doğru kaçtığı için Caitlyn'e gitmeye hiç tenezzül etmedim. Rakip aşırı öndeydi yani. Orada ışını atmasaydım kötü hissederdim. Leon'un kabiliyet kaya sağlamlığı o yüzden muhtemelen %15 bekleme süresinde azalmayı almıştır sihirdar büyüleri için. Artık direkt böyle sıçra attığı zamanın 5 dakika sonrasını yazamıyoruz. Öyle bir durum var. SS burası. Aynen orta koridora gitmiş. Skor da aldı. Aa kaçacak mı? Evet evet çabuk. Yapmam gereken bir deneyler var. Güzel. Çok güzel. Emir seviyorum ya. Çok hoş karakter. Çözülen her problem bir yenisini ortaya çıkarır. Alt koridor yine ileride, yine ileride ya. Şuraya tekrar böyle ışınlanan ısısım var. Birazcık yetenek gücü eşyalarınızı çıktıktan sonra yetenek gücünüz az önce yaptığım şeyi yapmaya olanak sağlıyor.
Arkadaki minyonlara önce E atıyorsunuz, sonra W ile dar bir açıyla üçünü de vuruyorsunuz ve hızlıca temizleyebiliyorsunuz. En azından büyücü minyonları böyle hızlıca alabiliyorsunuz. Bir sonraki eşyam Zonya olacak. Zonya aldığımızda şunu yapabileceğiz. Hani Cannon ile sıçratıp, ulti atıp Zonya basıyoruz ya rakibin arasına. Heimer'de de illa hani şunu yapabiliriz. Sıçratıp taret koyup, ulti ile taret koyup Zonya basabiliriz. Bu birazcık agresif versiyonu. Onun yerine daha iyisi var. Nişancınızın yanında takılıyorsunuz. Rakip nişancınıza saldırdığında siz de taret koyup eğer canınız azalır gibi olursa Zonya'yı basıyorsunuz. Çok güvenli bir şekilde inanılmaz hasarlar çıkartabiliyorsunuz böylece. Q'nun bekleme süresinde ben mutlaka kullanmamaya çalışıyorum iki tane koyamayacaksam. Ki ulti ile birlikte Q'mu kullanabileyim gerekince. Ulti ile E'yi neredeyse hiç kullanmıyorum. Aslında çok büyük potansiyeli var ulti E'nin. Bir anda böyle 5 kişiyi sersemletebiliyorsunuz. Çok doğru kullanırsınız. Ama E'yi de o şekilde tutturmak kolay değil. Birazcık daha pratiğim olsa yaparım. Ama pratiğim olmadığı için... W'yu birazcık daha tutturabilmiş olsam, yani kullanırken yürümesem muhtemelen öldürmüştüm Teemo'yu. Birazcık yürüdüm sağa doğru kaçar diye ama kaçmadı, bana vurmaya devam etti. Neyse dönelim. Şu an oldukça öndeyiz. Teemo sadece minyon da bizde. Bizden önde. O da telafi edilemeyecek bir şey değil. Öyle değil mi? Aslında can iksiri alabilirdim. Teemo mantarını basarsam diye. Bu arada çok kötü girdiler ya. Kasix burada diye girdiler ama iyisin de buradaydı. Ya her türlü alacaklar da komik durdu. Oo, bizim küçük tareti kesiyor. Ne dedin, ne dedin? Sanırım LeBlanc üst koridorda baskın deneyecek. Emin değilim ama. Yani başka orta koridorda gözükmüyor aynen. Bye bye. Atatürk'ün sözü var ya, geldikleri gibi giderler diye. Tam heymerlik söz. İşte hipotezim kanıtlandı. Çok eğleniyorum ya, gerçekten çok eğleniyorum oynarken. Düzen, bozulma, sonsuz bir döngü. Yoksa değil mi? Işından atmalıyım. Gerçek güzellik. Ya geri çıktılar. Ne kadar şaşırtıcı. Jin de hiç korkmuyor iki kişiye karşı. Bayağı da dövdü yalnız. Çok sağlam dövdü. Bizim sonunda kesti. Bayağı da uğraşıyordu. Ya Heimer'e dair verilebilecek bütün tavsiyeleri verdim sanırım. E yeteneğini saymazsak. E yeteneğine dair hani ulti ile kullanımında gerçekten çok büyük potansiyel var ama yani kendime güvenemiyorum. Bir tane göstermelik atarız ulti E'ye. O takım savaşında
olabildiğince fazla kişiye sersemletme tutturmak için kullanılan bir yetenek kombinasyonu. W ulti ile birlikte kullanırken dikkat edilmesi gereken nokta, kullanırken yürüyorsunuz ister istemez. O sırada dikkatli olmak gerekiyor. Hadi ulti ile kullanıyorum. Bu şekilde gittiği bütün alanı sersemletiyor. Alalım Caitlyn'i de. Onu yakalayamayız muhtemelen. Şunu koyalım da bize ekstra hasar veremesin Q'suyla atlarsa. Kha'Zix'e karşı da çok iyi bir tercih aslında. İzolasyon hasarını vurmasının önüne geçiyor. Güzel oynadın bizim. Altına geçiyorum. Ölebilir. Gerçi yok, ölmez de. Yine de Teemo da iyi dayandı diyelim. Ezip geçiyor. Hala minyonda gerideyiz ya. O kadar skor topladık. Bu arada Pokemon Go oynuyor musunuz? Ben böyle spora ne zamandır üşeniyordum. Yani evde spor yapıyorum da bazen aksatıyorum, bazen tam yapıyorum. Öyle de tam verim alamıyorsunuz, sürekli devam etmek gerekiyor. Bu Pokemon Go'nun gelmiş olması çok işime yaradı. Çünkü normalde böyle yürüyüş yapmayı sevmem. Koşu severim ama koşuyu da yapamıyorum. Böyle dizimde garip bir sıkıntı var. Yapamıyorum yani. Sağlık nedeniyle diyelim. Yürüyüş de çok sıkıcı geliyor ama artık böyle yürüyüşü sıkılmadan yapabiliyorum etrafta Pokemon avlayarak. Çok konuşuluyordu. Grupta falan da çok konuşulduğunu gördüm. Ona da videodan bir şey söylemiş olayım dedim. Mutlaka Team Valor'ı seçin diyorum tabii ki. Hani oynadığımız hesabın ismine bakın lütfen. 5. seviye olduğunuzda takım seçmeniz gerekiyor. 3 tane takım var. Team Instinct, Team Mystic ve Team Valor diye. Ben tabii ki Valor'ı seçtim yani. Sizin de Valor'ı seçmenizi isterim. Neyse. Tekrar LoL'e dönelim. Bunları böyle maksat muhabbete saklamak lazım. Arada böyle konuşasım geliyor yine. Kusura bakmayın. LoL videosundan alakasız oluyor ama. E'miz tutmadı. İzlediğin yolun kosinüsünü alırsak... Yalnız öldürüyor. Saçmalamışım. Tutuşturu vardı bir. İkincisi bu kadar hasar vereceğini düşünemedim. Benim hatam. Gel dedim ama yani gelmesini istemiyormuşuz. Neyse. Dersimizi aldık Teemo'ya. Yeteneklerimiz bekleme süresindeyken bulaşmayacağız. Bu kadar kendimizden emin olmayacağız. Güzel, kendini de korumuştu. Lee Sin'deki bu kalkan ne, ben onu anlayamıyorum. Yani orman oyuncularında görüyorum sürekli. Sihirçen mi artık görüntüsü öyle acaba? Olabilir, Sihirçen'den kaynaklanıyor olabilir. Sanırım Sihirçen'den ya, başka mantıklı bir açıklaması yok çünkü. Denemeyecek sanırım. Aa, deneyecek. Her şeyi anlamaya bir adım daha yakınım. Aldı da. Aa, Tridimium mobilatörü prizde mi unuttum? Takımından biri katledildi. Kahin çıldaki hedefleri de gösteriyor. Vuramıyorsunuz çıldakini ama gösteriyor yani. İçine girmeniz gerekiyor yine vurmak için. Çıkarır.
güzel. Hayır, doğru, arkadan geldim. Biraz öyle oldu. Bir anda beklemediği bir hasar verdim ve çok büyük bir hasar bu. Hani ultiyi W ile E'yi tutturmuşsam mutlaka atıyorum diyebilirim. E'yi tutturmadan çok mantıklı değil çünkü yani çoğu roket kaçıyor ama E'yi tutturmuşsanız hepsini tutturabiliyorsunuz roketlerin. Düzen atmak mantıklı oluyor. Orman yaratıklarını keserken de tarete tanklatabiliyorsunuz. Caitlyn buraya geliyor olabilir şuralardan. Yani. Güzel. Kırmızıyı da aldık. Ulti taretimizi. Orada ulti tareti değil de W kullanmayı deneyebilirdim ama E yeteneğimi tutturamadığım için denemedim. Yani güvenle oynama işte olayı. Bir ona vuruyor, bir buna vuruyor. Sanırım en yakındaki hedefe özel atağını yapıyor taretler. Bu da ne? Hadi be. Şimdi Riley'i alacağım. Rabadan'a gerek yok bu aşamada. Şundan atabilirim. Ha, keşke bekleseydim, bekleseydim. Ejderi de yeni aldık. Neyse, kuleyi ittirelim o zaman. Kule tarete yoğunlaşıyor. Kule altında mutlaka. O yüzden böyle büyük minyonu keserken tarete koyup kuleye vurdurabilirsiniz ama onun haricinde çok etkili olmuyor yani. Şuraya sıçra atmadı mı? Aynen. Deneyeceğini biliyordum bana doğru gelmeye, o yüzden evde durmaya çalışıyordum. Asist alamayacağım herhalde. Neyse, Shen bayağı vefalı çıktı. Aynen, bayağıdır ben de Teemo görmüyordum oyunumda. Şimdi az önce Mantara ölmüş de bu senaryoyu kaç yıl önce yaşadım bilmiyorum diyor. Çok popüler bir şampiyon değil Teemo. Yani sözde böyle Teemo'yu seven çok var. Özellikle Riot çalışanları arasından böyle Teemo hayranı çok var. Milletin profil fotoğraflarında falan da sürekli Teemo görüyorum ama Teemo'yu oynayan pek görmüyorum. Mekaniği kısıtlı olduğu için herhalde. Gel orada faydada buluşalım. Bir rakip katledildi. Riley'e 300 altın kaldı. Onu biriktirip base'e gitsek güzel olur. Oyun ışınından büyümü biraz boş kullandım. Yani etkili kullanabildiğim bir tane vardı sanırım.
Evet, öldürsün. Öldürdü. Taret o konuda çok iyi ya. Zonya'dan çıkar çıkmaz rakip. Düz hatanı yapıyor. Hiç beklemiyor yani. Ritim açılacak yakında. Aa. Son anda yanından böyle kıvırtarak geçtik yakalanmadan. Base'e gidesi gelmiyor hiç insanın, sürekli böyle yetenek kullanısı falan geliyor. Q'yu da artık sık sık kullanabiliyoruz. Hop, ölteyim o. Bir şey deneyeceğim. Aa, tabii bir de kaçtı. Tamam, salini yemedi yani. Inhibitörü açarız ya. Zeki gerek yok şu an. W hasarına bakar mısınız? Lan sıçra atmasa ölüyordu. Bu arada LeBlanc bizi aradan çıkardı ama. İşte dikkat etmek lazım. Ki cebimde 3500 altın varken öyle bir hasar verdim. Yani bu eşya buydunun üstüne bir de Rabadon tamamlanmış olsa muhtemelen o tek W'ye ölürdü. Okay. Oyunda tek atma mantığı tam olarak yok. Şu yüzden yok. Yani şöyle bakıyorsunuz, ben işte 1000 AP kastım. Yeteneğim 1300 vuruyor. Neden tek atamıyorum falan. O tarz şeyler oluyor. Şu yüzden yok. Büyü direnci ve zırh o sayıdan çıkarılmıyor. Yani senin diyelim zırhın 100, adamın saldırı gücü 1400. Adam sana 1300 vurmuyor. Senin zırhın 100 olduğunda, mesela bakıyorum zırhım 116. Ben %54 daha az fiziksel hasar alıyorum. Yani 116 zırh benim rakibin vurduğu hasarın %'lik olarak hasarını azaltıyor. Yani tam cümleyi kuramadım ama anladınız yani. Ben şuraya gideceğim. Zonya'm var nasıl olsa. Yani çok etkili olmadı ama denedik. Baron'u alacaklar ama iki tane inhibitörleri açık, o yüzden çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. TP'ye güvendi ama TP'yi tam beklemedi. Sıkıntı orada. Yani tam ben geldiğim sırada girse belki güzel olabilirdi. Alabilirdik, toplayabilirdik. Bir de şimdi ışınlanma süresi 4,5 saniye olunca bitmiyor yani. Hani bekle bekle bitmiyor. Ben orada baronu çalmak için girmedim. Ben orada savaşmak için girdim. Dur bir bakalım. Büyük direnci de aynı şekilde. Mantıkla çalışıyor. O yüzden oyunda iki çok önemli şey var. Bir, tankların hani neden bu kadar güçlü olduklarına dair. Çünkü deli gibi %'lik hasar azaltıyorlar. İkincisi de zırh delme ve büyü nüfuzu eşyalarının önemi. O yüzden mesela bir saldırı gücü taşıyıcısı işte son fısıltı almadığında tanka hasar veremiyor. Niye? Bütün eşyaları saldırı gücü veriyor. Full AD kasmış. Neden hasar veremiyor? İşte o yüzden hasar veremiyor.
Daha savaşmaya gerek yok sanki. Üç kuleyi almak varken. Orta koridor inhibitörleri açılmış bu arada ama geri alırız ya. Fark değil. Yani adamların baronu var ama biz ittiriyoruz. O derece öndeyiz şu anda. Lan çok fena hasar görüyoruz. Kaitlyn orada. Zhonya'yı birazcık daha erken basmış olsam şu an canım muhtemelen %80 falan olacak. Duvarın arkasından taret koyabiliyoruz. Böyle bir özellik var. Bir tek Caitlyn var. O da ulti atıp öldürecek muhtemelen bizi. Taret önüne geçemiyor ne yazık ki. 5 tane tuzak koymuş ya. 5. Şöyle bir şey yapacağım. Bakın. Getiremedim maalesef. Güzel. En azından öldürdük. Tutuştur kullandım üzerimize. Yok. Q ile öldürdü sonunda. Bir de Lianjin'in eziyeti alırsak tam olacak gerçekten karakter. Zaten büyü direnci kastıkları söylenemez yani çok etkileyecek şekilde Kha'Zix'te büyü direnci yok. Caitlyn'in de büyü direnci yok. Teemo'da büyü direnci yok. Yani Leona kasta da mühim değil, bizimle alakası yok zaten. Burada LeBlanc'ın kastığı büyü direnci de çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani Lianjin'in eziyeti biraz aslında erken oyun eşyası. Çünkü verdiği büyü nüfuzu yüzdelik değil. Direkt artı 15 büyü nüfuzu veriyor. O yüzden çok fazla iş yapmıyor büyü nüfuzu mahiyetinde. Hiçlik değneğine baktığınızda direkt %35 büyü nüfuz veriyor. Bu çok daha önemli bir eşya. Ve daha hani erken aşamada çıkmak yerine biraz yetenek gücü stackleyip biriktirip sonrasında daha geç aşamada çıkabildiğiniz bir eşya. TP 15. Bu... Tamam şey olacak bu. Ne onun adı? Neydi ya bunun ismi? İsmini hatırlamaya çalışıyorum. Kadim Ejderha. Böyle 10 saniye daha erken doğmuş olsa Kadim olmuyordu. Taretlerimiz ölse de iş yaptığı için yine çok kötü olmadı ama Kadim işte orada bizi bayağı dövdü. Kaybettik savaşı. Güzel. Güzel. LeBlanc'ın canı var. Çok güzel. Caitlyn'i de keserse efsane ötesi olur. Ya Kadim'i zaten tek başına kesme şansı yok da. Yoksa var mı? Yok. Yok ya, tek başına kesemez. Hiç sanmıyorum. Ha, Warwick falan olsa belki. Her şeyi anlamaya bir adım daha yakınım. Ejder'le uğraşmayalım diyor sanırım Jin. Emin değilim. Yani Ejder'i alsak çok çok rahat olur. İnhibitörleri açmak. Ama işte Ejder'le savaş kaybedebiliriz, öyle de bir gerçek var.
konuşalım. Hiç deneyini bitirsem aslında hiç sıkıntı olmaz bizim için. Ne kadar şaşırtıcı. Oo, Kadim yapıyorlarmış. Çok güzel be Leona, çok güzel. Harika tuttu. Ama çok rakibin görüş aldığı eşya, mantar vesaire var. Zihniyet. Blank şuradan girmeyi denerse diye şuraya da koyalım. Blank buradaymış. Güzel. Her yere de taret koyuyoruz. Ama aşırı işe yarıyor çünkü Riley'i. Yani rakip yavaşlatıyor. Oyunu bitiririz buradan. Çok rahat. Ejderi de çalamadı zaten. Harika değil mi? Lee Sin tekmeledi tam benim W'un içine. Roketlerin içine. Harikaydı. Bilerek mi yaptı bilmiyorum ama harika hareket yaptı. Bu iyi olmadı. Ya ışınlanım var ama 56 saniye yokum. O yüzden hiç iyi olmadı. Yine böyle gereksiz bir güven içerisine girdim. Çok önde kaldım. Caitlyn gibi uzun menzilli bir karaktere karşı yapmamak lazım. Şimdi feda ediyorlar sanıyorum. Jhin ölmese bağırlayacağım, ölecek. Umarım kaybetmeyiz oyunu buradan. Kaybetmeyiz de Jhin de ölecek. Güzel hasar. Ha, totem varmış. Öldü. Bekleme süresinde çünkü. Yüzde kaç? %15 bekleme süresiyle Q'sunu kullanmamış mıydı az önce? Bilmiyorum ya ben. Bu aralar başkası üzerine tahminlerim iyi değil. Kendi üzerime yaptığım tahminler çıkıyor geçen Cannon'ın maçında olan şey gibi. Şuradan Hecarim çıkacak dedim. Bu arada Hecarim şuradan geçmiş totemle o video sırasında ama ben minyon kesiyordum. Minimap'i fark etmedim o an. Canım böyle azdı. Şuradan Hecarim çıkmaz umarım dedim. Tam o anda böyle Hecarim ulti attı oradan. Kendi üzerime yaptığım tahminler tutuyor ama takım arkadaşlarım üzerine falan yaptığım tahminler bu ara tutmuyor. Bekleme süresi zaten yeterli olacak diye ultimi kullandım orada. Riski atmadan almak için. Yani burada biri var mı yok mu bilmediğim için güvenemedim açıkçası. Planlarda daha büyük görünüyordu. Blank buraya gelebilir. Ne? Kha'Zix mi? Tamam, bu çok büyük bir hataydı, artık daha fazla saçmalamıyorum. Bir Leona kesmek için bu kadar zorlamamalıydım. Yani baktım herkes burada gözüküyordu. Kha'Zix'i hiç düşünmedim. Çok özür diliyorum takım arkadaşlarından videoyu seyrederlerse. Benim yaptığım hata hatayı doğuruyor şu an. Bayağı herkes böyle garip garip skor kovalıyor. Baron çok rahat alırmışız yani. Benim hatam. Ya bir de Leona yani.
Senin öyle mesela ne demeyeceğim. Çok önemli kitle kontrolü var ama yani birinci öncelik değildi orada onu öldürmek. İnhibitörlerin açık olma süresini boş harcıyoruz. Benim yüzümden. Bize gelmeyecek varım. 2 saniye. Artık ayakkabı güçlendirmesi alamıyoruz ya, Efsun alamıyoruz ya. Çok boşa gidiyormuş gibi geliyor altın. Mesela alışkanlık olarak şunu alırım ben normalde ama hani minyon almanın yine mantığı var. Minyon alırsın çünkü minyon aldığında koridor ittiriyorsun ama orman yaratığı almanın hiçbir mantığı yok mesela full build olmuşken. Biliyordum şey. Seste bir sıkıntı yok. Tamam. Geri çekil pismayın, geri çekil. Ultimi attı onu. Güzel. Leblanc'ın direkt pasifini açacak kadar fazla vurdu. Güzel, güzel. Caitlyn'i direkt yani bizim bir etkimiz olmadı ama orada Caitlyn erimeseydi de direkt eriyecekti. Çünkü bizim ultili taretin içine attı Caitlyn'i. Mükemmel pozisyonu burası. LeBlanc'la da sohbet edecektik oyun sonunda, söylemişti oyunda. Videoyu kapatalım. Ben de orada sohbetimi edeyim. Güzel oyundu. Heimer çok eğlenceli şampiyon. Güçlü de bir şampiyon. Yani tavsiye ederim. Gerçekten hani doğru oynamak zor değil Heimer'i. Doğru oynadığınızda da gerçekten çok iş yapıyor. Bu yüzden harika bir şampiyon. Verdiğimiz hasar da yani bayağı fazla. Jhin'den fazla hasar vermişiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Videoyu kapatamıyorum. Tuş çalışmıyor. Kaydetmeyi durdur diye bir tuş var. OBS'de şu an çalışmıyor bildiğiniz. Buralarda bir yerde kapanır muhtemelen video.